Uzunca bir aranın ardından herkese tekrardan selamlar. Tarama ve takip listelerimizi oluşturacağımız bu bölümle tekrar birlikteyiz. Borsa İstanbul hisse senetlerini takip ettiğim BIST listesini açtım. İzlemeye değer listesine geçeceğim ilk olarak. Bu listeyi bir süredir güncellemiyorum açıkçası ben. Üzerine ekleye ekleye gidiyorum. Bazı hisse senetlerinin alım vakti geçti. Bazılarının stop olması gerekti bazılarının hali hazırda diğer listelere yani yakın izleme ve alım vakti listesine aktarılması gerekiyor. Bu listeleri de güncelleyerek birlikte gidelim. Afyon zaten dirence gelmiş. Bunu alım vakti listesine aktaralım ilk olarak. Bu şekilde sıra sıra bakarak gidelim. Ak Enerji de aynı şekilde. Bunu da alım vakti listesine aktarıyorum. Burada bir breakout gerçekleşmiş. Sarı çizginin üzerine çıkmış ama şu sarı çizgiyi şu şekilde güncelleyebiliriz. Buradan herhangi bir satış gelmesi olası. Zaten gün içerisinde bu bölgeden bir satış gelmiş. Tekrar üzerine çıkarsa burada da alım yapılabilir. Bunu da yakın izleme listesindeymiş. Bunu buradan kaldırıp alım vakti listesine aktarıyorum. Ak merkez gayrimenkul burada kalabilir şimdilik. Aksu Enerji'yi şu tip düşen formasyonları takip etmek, kendi kendime backtest yapmak için bu listeye eklemiştim. Burada bir breakout gelmiş. Bunu izlemeye değer listesinden şimdilik çıkartayım ben. İlerleyen dönemlerde backtestlerimi yaptığım bir yeni bir izleme listesi oluştururum kendime. Akdeniz Yatırım Holding burada kalabilir dedik. Alarko aynı şekilde dirence gelmiş. Bunu alım maktine aktaralım. Albaraka'da geçtiğimiz salı günü çizginin üzerinde bir kapanış olmuş. Fakat tekrardan geri dönmüş. Yeni bir yeşil mum yakar ve üzerine atarsa alım yapılabilir. Zaten alım vakti listemizdeymiş bu da. Burada kalmaya devam etsin. Alarko'ya bakıyorum. Alkar gitmiş. Bu kaçırdığımız hisselerden birisi olmuş. Şurada yeni bir formasyon oluşturur ve alım fırsatı verirse bir işlem yapılabilir. İlla single line bakmak için de şu şekilde single line güncellenebilir. Ben güncelleyip burada tutmayı uygun buluyorum bunu. Alarko gayrimenkulde de benzer bir gördüğüm var. Şuraya sarı çizgiyi ekleyeyim şu şekilde daha önce üzerinde kapanış yapamamış. Geçtiğimiz çarşamba günü üzerinde bir kapanış yapmış. Buradan onay almış olabilir. Aşağı dönecek olabilir. Onu kimse bilemez. Yeşil bir mumla tekrardan denenebilir. Ben bunu da alın vakti listesine aktarıyorum. Al kim burada kalmaya devam etsin. Angen -an güzel bunu yakın izleme listesine aktaracağım ben. Orada kalsın. Anadolu Hayat emekliliğin breakout'unu kaçırmışız. O yüzden bunu artık buradan kaldıracağım. Zaten alın vakti listesindeymiş. E, Z'yi alım vaktini alacaktım. Zaten oradaymış. Arenada aslında sarı çizginin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Sarı çizgi 18.30'da kapanış 18.39'da. O yüzden bunu da alım vakti listesine almakta fayda var. Hatta bundan sonra alım vakti listesine ya da yakın izleme listesine aldıklarımı izlemeye değer listesinden çıkarayım ki bu listenin de ağırlığı biraz azalsın. Çok fazla birikim oldu çünkü. Bunu yakın izleme listesine alıp buradan çıkarıyorum. Ata gayrimenkul kaçırdığım hisselerden biri olmuş. Bunu da kaldırdım. Aygaz'a bakalım. Aygaz'ı da kaçıralı epey olmuş. Bunu da artık burada tutmanın bir manası yok. Aztek'te sarı çizginin üzerindeki ilk kapanış perşembe günü gelmiş. Cuma günü de gayet güzel hatta tavan yapmış. Ama burada önümüzdeki günlerde bir temettü dağıtımı gerçekleşecek. Pazartesi günü 31 Temmuz'da. Yani tecrübelediğim şu şey oldu genellikle. Temettü dağıtımının ardından hisse senetleri değer kaybediyor. Belki bu kaybeder kaybetmez bilemem ama. Bunda ben işlem yapmam o yüzden iki listeden de çıkartacağım bunu. Boş freni şurada bir sarı çizgiyle izliyormuşum. Üzerinde kapanış yapmış. Bir sonrakine gidebilir. Artık bunu burada tutmanın bir manası yok. Bir sonraki sarı çizgiyi izlemek için de yakın izleme listesini alıp buradan çıkartalım. Birikim varlık yönetimi. Breakout'un üzerine 2 gün tavan yapmış. Onu buradan kaldırıyorum. Çelik halat sarı çizgi üzerinde kapanış gelmiş. Devamında bu da yükselmiş, primlenmiş. Alım vakti listesinde de varmış ama değerlendirmedik. O yüzden iki listeden de kaldıracağım artık ben bunu. Çelebi benzer bir şekilde kaçmış. Şu şekilde güncellenip bu buraya alınabilir alınabilirdi. Hatta belki buraya onaya dönmesi beklenebilir. Ya da şöyle yeni bir sarı çizgi koyarak şöyle izleyebiliriz. Bunu da kaldırıyorum. Çelebi bu listede kalmaya devam etsin. Kolsus Enerji bu listede kalmaya devam etsin. DAP yanılmıyorsam geçen hafta Twitter'da paylaşmıştım ama paylaşmamış da olabilirim. Geçen haftaki listede vardı. Tam olarak all time high seviyesine gelmiş. Buradan muhtemelen bir satış yer. Zaten cuma günü gün içerisinde en azından o satış yemiş. Şu stop noktasını da buradan kaldırıyorum. Bu listede kalmaya devam etsin. All time high'a giderse tekrardan denenebilir. Derim kaçmış. Bunu da bu listeden kaldıralım. Deseyi şu şekilde all time high seviyesinden bir satış gelmiş. Belki üzerine devam eder. O yüzden bu listede kalmaya devam etsin. Hatta yakın izleme listesine dahi aktarılabilir bu. Çünkü pazartesi günü veya önümüzdeki hafta itibariyle üzerine kapanış yapabilir. Yaparsa o zaman bakarız. DataGate tam olarak sarı çizginin üzerine kapanış yapmış, tekrar altına dönmüş. Bir kere daha üzerine atması durumunda işleme girilebilir. O yüzden bunu da yakın izleme listesine aktarıyorum ve buradan kaldırdım. Dynamic de şurada sarı çizginin üzerinde kapanış yapmış, aşağıya dönmüş. Stop'un şu seviyede olduğunu farz edersek stop etmeden yükselişine devam etmiş. Şu an itibariyle kaçmış ama all time high seviyesinde aslında bir kapanış da yapmış ama tekrardan geri salmış. Belki tekrardan yukarı döner bilemiyoruz birlikte izleyeceğiz. O yüzden bu farklı bir listede varsa kaldıracağım. Tamam izlemeye değer listesinde kalsın. Dohol geçen hafta alım yaptığım bir hisseydi benim. Aynen şu şekilde bir setupta alım yaptım. Sarı çizginin üzerinde kapattı aldım. Birkaç gün buralarda takıldı ama cuma günü itibariyle güzel bir kapanış yaptı. %5 yükseldi. Stop noktam burası. Bunu da hani bir şey olacağından veya kendi önüme direnç çıkarmak için değil ama all time high seviyesi belli olsun diye buraya koyuyorum. 11.46 civarından bir satış gelebilir. Gelmeye de Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben bunu portföye ekleyeceğim. Alım vakti listesinden ve izlemeye değer listesinden kaldıracağım. Burada sarı çizginin üzerinde gelen bir kapanış ve breakout var. Bu gitmiş artık yani kaçmış. En azından bunu da buradan kaldırıyorum yer şikayet etmemesi için. Deniz gayrimenkul burada kalmaya devam edebilir. Eczacıbaşı ilaçta da çok temiz bir setup varmış açıkçası. Şu seviyeye stop noktası tanımlanarak işlem yapılabilirmiş. Breakout da çok çok net bir şekilde gelmiş. Ama maalesef kısmetimizde yokmuş. Eczacıbaşı ilaç kaçtı buradan. Ege Seramik aynı şekilde kaçırdığımız hisselerden biri olmuş. Onu da kaldırıyorum buradan. Eurotrend aynı şekilde breakout çok net bir şekilde gelmiş. Yani belki bir ihtimal şu seviyeden satış gelirse şayet bu sarı çizgi tekrardan izlenebilir. Bunu izlemeye değer listesinden çıkarmayacağım. Burada tutacağım. Ama geçiyorum. Euro Yatırım Holding burada kalsın. Europen burada kalsın. Europen de geçen hafta paylaştığım hisselerden biriydi. Şu çizginin üzerinde kapanış yapmış ama çizgi etrafında birazcık oyalanıyor. Tekrardan net bir şekilde üzerine attığı takdirde alım yapılabilir. O yüzden bunu izlemeye değer listesinden kaldırıyorum. Alım vakti listesinde dursun ama. Fadegı da aynı şekilde çok net bir şekilde kapanış yapmış. Ama bir ihtimal şuradaki şu seviyeden satışlayabilir ve sonra tekrar üzerine gitmek isterse diye yakın izleme listesini alıp buradan kaldıralım. Frigo'ya bakıyorum. Burada sarı çizginin üzerine kapanış yapmış. Şu an onay mı alıyor yoksa bu breakout bir fake olarak mı kalacak bilmiyorum. Tekrardan üzerine atarsa denenmek koşuluyla bunu da ikinci listeye aktarıp birinci listeden kaldıralım. Ford için ne yazık ki çok fazla geç kalmışız. Ford'u buradan kaldıralım. Gesana bakalım. Gesana daha önce şu çizgi ile izliyordum ben. Burada üzerinde kapanış yaptığında portföyüme eklemiştim. Altında kapanış yaptığında da stop olmuştum bu Şuralarda bir yerlerde yanılmıyorsam. Tekrardan aynı seviyeyi deneyebilir, denemek isteyebilir denerse bunu da tekrardan alım yapmak lazım benim adıma. O yüzden bunu bu listede tutuyorum. Global menkul değerler şu şekilde izliyormuşum. Kaçan hisselerden biri olmuş ama şu şekilde de izlenebilirmiş. Nihayetinde her türlü kaçmış. O yüzden bunu da bu listeden çıkardım. Gelecek varlık yönetiminde buradaki sarı çizginin üzerinde bir kapanış olmuş. Stop seviyesini ihlal etmeden tekrar üzerine atmış ama muhtemelen şöyle bir seviyeye takıldı. Şuralara takıldı gibi farz edebiliriz. O yüzden bu izlemeye değer listesine kalmaya devam etsin. Güler Yatırım Holding'e geçelim. O da tam olarak sarı çizgiden bir satış yemiş. Geri dönüp bir breakout yapma ihtimaline karşı yakın izleme listesini aktarıp buradan kaldırıyorum. Gürsel kaçırdığım hisselerden biri olmuş. Bunu buradan çıkardım. GSD denizcilik bu ikinci seviyeye geçmeye hak ediyor şu an. ilk seviyeden çıkarıyorum gübre fabrikası üzerinde kapanış yapmış, onay almış, tekrardan yükselmiş ama çok çok da iştahlı bir yükseliş var diyemem. Bu farklı bir listede yok. Sarı çizgi bir ihtimal nasıl güncelleriz? yani çok zorlama olur. Ben bunu komple temizliyorum ve bu listeden çıkartıyorum. Galata Wine'da backtest yaptığım hisselerden bir tanesiydi. Şu düşen çizgi özelinde %10'luk bir açıyla düşüyor. Sen ne oluyor gibisine. Bunların hepsini %3-5-7'yi hepsini 10'a kadar test ediyorum. Hatta 12'ye kadar. Üzerinde kapanış yaptıktan sonra yükselmiş nihayetinde. Şu, şu şekilde bir single line koyulup şu, şu an için izlenebilir. Düşen çizgiyi kaldırayım. Gerekli notları almıştım. Burada kalmaya devam etsin. Çünkü bunda herhangi bir şekilde alım yapmayı düşünmüyorum ben. Geçtim. Bu hisse senedi şöyle güncellense çok daha iyi olur üzerinde kapanış yapmış diyemem ama alınmakt listesine aktarabilirim. Işıklar enerji de şurada sarı çizginin üzerinde kapanış yapmış. Hala üzerinde seyrediyor ama ne olacağı hiç belli olmaz. Aşağıya düşebilir, yukarıda devam edebilir. Şayet yukarı devam ederse burada farklı bir direnç onu bekliyor. Daha önce 3 kere geçemediği bir seviye. Burada da muhtemelen bir dirençle karşılaşacaktır 1.90 seviyelerinde. Oyuna 1.90 üzerinde kapanış yapması koşuluyla girilir burada. O yüzden bunu ve stop noktasını tanımladığım çizgiyi kaldırıyorum. Bu şekilde izlemeye devam edelim. Alın listesinden çıkarayım. İzlemeye değerli listesinde kalsın. İhlas ev aletleri ilk paylaştığım zaman burada güzel bir breakout üzerinde kapatmış. Fakat stop etmiş. Her koşulda stop etmiş. Stop ettikten sonra tekrar üzerine atmış. Şurada tekrar üzerine attığı noktada alınabilirdi belki ama bu grafiği de temizlemeyi ve listeden çıkarmayı uygun buluyorum ben. O yüzden ihlas gayrimenkule geçiyorum. Burada da bir öncekinin aynısı bir senaryo geçerli. Sadece bunun sarı çizgisini şu şekilde güncelleyebiliriz. Muhtemeldir ki buradan satış gelip bir kere daha denerse bir oyun planı kurgulanabilir, ve strateji kurgulanabilir. O yüzden yakın izleme listesini alıp ilk listeden çıkartıyorum bunu. Bunun daha çok var. O yüzden burada kalmaya devam etsin. İpek'e kalmaya devam etsin. İş, fin, iş finansal kiralama. Burada sarı çizginin üzerinde ben bir breakout'ta bir alım yaptım. Dar bir stopla işlem yaptım burada. Belki ona yaları devam eder. Belki altına düşer. Stop eder. Tekrar devam eder. Ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. Bilemeyiz. İzleyeceğim. Bu portföyümde olan bir hisse olduğu için... Portföy alıyorum, alım vakti ve izlemeye değer listelerinden bunu çıkartıyorum. İş gayrimenkul sarı çizginin üzerine kapanış yaptıktan sonra devam etmiş. Bunu iki listeden birden kaldırıyorum o yüzden. Işık Plastik de benim portföyümde olan hisselerden biri. Sarı çizginin üzerinde kapanış yaptığında alım yapmıştım. Bunun stovu biraz daha geniş. Herhangi bir sallama, silkeleme durumuna karşı. Bunu izlemeye devam edeceğim. Bunu da portföye aktarıp alım ve izlemeye değer listelerinden kaldıracağım. Bu çok alakasız bir yerde kalmış. Devam edelim. İttifak Holding sarı çizginin üzerine kapanış yaptıktan sonra güç toplaya toplaya resmen yükselmiş. Kaçırdığım hisselerden biri olmuş. Buradan çıkarıyorum. İz yatırım aynı şekilde sarı çizginin üzerine kapanış yapmış. Yani stop da etmeden güzel yükselmiş. Bunu da çıkarıyorum. Kaçanlardan biri daha. İzmir Demir Çelik şuralarda mı diyecektim tam evet. Üzerine kapanış yaptıktan sonra altına salmış ama yine de neticede güzel yükselmiş. İzmir Demir Çelik de kaçırdığım hisselerden biri olduğu için onu da kaldırıyorum bu listeden. Kaplamin Ambalaj. Burada iki tane sarı çizgi tanımlamışım yine. İlk sarı çizgiden cuma günü kapanış itibariyle bir satış gelmiş ama üzerine atabilir. O yüzden bunu ikinci listeye aktarmayı ve ilk listeden çıkarmayı daha doğru buluyorum. Takibi kolaylaşması için. Burada kat mercilerde breakout gelmiş. Belki onaya döner, belki dönmez. Ama buradan alım vakti listesinden de izlemeye değer listesinden de kaldırıyorum ve kalekime bakalım. Burada kalmaya devam etsin. Burada bu ilk hissede de bakın buradan sarı çizginin üzerinde kapanış yapmayı denedikten sonra bir satış geliyor ama çok da geç olmadan tekrar üzerine atıyor güzel bu muhtemelen şu sarı çizgiye kadar gidecektir orayı izlemeyi daha uygun buluyorum o yüzden ilk sarı çizgiyi kaldırdım bu farklı bir listede var mı evet alınmak listemde varmış ama buradan kaldıralım ilk listede kalmaya devam etsin konka burada sarı çizginin üzerinde kapanış yaptıktan sonra yükselmiş bunu da izleme değer listesinden kaldırıyorum. Kontur çok güzel. Bunu direkt alalım alım vakti listesine. Yani çok net ve tanımlı bir single line severiz. Bu farklı bir listede var mıymış? Yok. Devam. Koza'da geçen hafta Twitter'da paylaştığım listede olan hisselerden biri breakout'unu yapıyor, onaya dönüyor ve tekrardan muhtemelen yükselecektir. Ama izlemekte fayda var. Yine de ben bu iki listeden de bunu çıkartıyorum. Bu da %6 açı eğimiyle denediğim single line'lardan biriymiş. Üzerinde çok net bir kapanış yapmış ve yükselmeye devam etmiş. Bunu da artık burada tutmanın bir manası yok. Çıkardım. Kütahya porselen Al alınsa güzel olurmuş ama alınmadı. Bunu da çıkartıyorum. Burada da tam sarı çizginin üzerinde diyebilirim ama şuradaki gölgeleri de hesaba katacak olursak böyle bakmakta fayda var. Burada dalga yapısının şekli de bozulmuş. Burada tekrardan bu seviyenin altına düşüp lower low'u tazelememiş. Şayet ki şu seviyenin üzerine atarsa aksine higher low yapmaya başlayacak ve dalga yapısının yönü değiştiği için gelecek vaat edebilecek hisselerden biri. O yüzden Kızılbük Gayrimenkulü de alınmak listesine aktarıp ilk listeden çıkartıyorum. Magen de benim portföyümde olan hisselerden bir tanesi. Breakout günü almıştım. Şu an tutmaya devam ediyorum. Bunu da alım vakti ve ilk listeden çıkarıp portföye ekleyeceğim kendim için. Bakayım kaçan hisselerden biri olmuş. Maviye bakalım. O mavi de güzel kaçmış. Bunu da buradan çıkaralım. Burada breakout'un ardından onaya mı geldi? Ne olacak? Ne gidecek? Ne biter? Bilmiyoruz. Belki şu tekrardan güzel yeşil gövdeli bir mum gelirse denenebilir. Ama ben bunu da bu listeden çıkartıp İkinci listeye aktaracağım öyle bir mum tekrar denemek için. Mondi'de breakout'un ardından şuraya stop kanalın unutmadığı takdirde muhtemelen stop ederdi. Buraya da stop koyan olur mu bilmiyorum ama olursa vallahi helal olsun harika iş yapmış diyebiliriz. Tekrardan sarı çizginin üzerine atmış. Bu çizgi bizi artık bağlamadığı için bir ihtimal şuralara koyup ki böyle kalabilir. Başka bir listede yok burada kalmaya devam etsin. Medical Park sarı çizginin üzerinde kapanışını yapmış. Bunu burada kaçırmışız. Şurada bir satış ama farklı bir listede yok. Bunu buradan da kaldırmak istiyorum ben. Devam edelim. Metro yatırım kaçan hisselerden biri olmuş. Buradan kaldırıyorum. Net Holding pırıl pırıl kaçmış bu da. Bunu da buradan kaldırıyorum. Odaş. Güzel. Bu da portföyde olan hisselerden biri. Şurada sarı çizginin üzerinde kapanış yaptığı zaman geçen hafta bunu da almıştım. Bakalım izleyelim. Şu seviyelerin hepsinde teker teker bir satış gelmesi, bir direnç ve karşılaşması mümkün. Ama karşılaşmaması da mümkün. O yüzden kendime hayali dirençler, işimi zorlaştıracak bariyerler örmemek için şu şekilde yeni çizgiler koymayı doğru bulmuyorum ama şuralarda muhtemelen satış gelecektir. Bunu da portföy alıp diğer iki listeden kaldırıyorum. Orge'de sarı çizginin üzerine kapanış yaptıktan sonra bir satış yemiş. Şayet kırmızı çizginin altına düşmez ve tekrardan yukarı devam ederse bunda alım yapılabilir. Bunu üçüncü listeden ikinci listeye çekiyorum ve birinci listeyi de ben kaldırıyorum. Ostim şahane kaçmış. Bunu buradan kaldıralım. Oyak yatırım. Bu da çok güzel kaçanlardan birisi. Bunu da kaldıralım. Hatta bunu şöyle koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Breakout'unu yapmış. Burada bir oyun planı tanımlanarak bir strateji geliştirilerek direkt alım yapılabilir. O yüzden ben alım vakti listesine alıp izlemeye değer listesinden bunu çıkartıyorum. Pegasus'ta da şöyle bir %6'lık açıyla düşen trend kralımı denemişim. Onu buradan kaldıralım. Örneğin burada da alım yapılsa stop eder, tekrar devam edermiş. Üzerinde kapanış yaptığında tekrardan alınmaya değer miydi? Bence değerdi ama şu kırmızı mumu görmemek koşuluyla. Onu da gördüğümüz için çirkin bir görüntü. Bunu bu listeden kaldırıyorum. Ya bu hissenin adı değişmiş muhtemelen. En son kim bilir ne zaman güncellemiştim işte listeyi. O yüzden bunu buradan siliyorum. Rubenis'e e bakalım. Rubanis'te şu sarı çizginin üzerinde kapanış yaptığında ben alım yapmıştım. Portföyümü eklemiştim ama kırmızı çizginin altında da şurada da beni stop etmişti. Tekrardan düşmeye devam etti beni stop ettikten sonra ve yine yükseldi. O yüzden bu stop çizgisini buradan kaldırıyorum. Üzerine attığı takdirde tekrardan Rubanis'te alım yapılabilir. Yakın izleme listesine alıp ilk listeden bunu kaldırıyorum. Reisaş'ın gayrimenkulü hissesi. Bu da sarı çizginin üzerinde kapanış yapıp altına salan hisselerden biri. Tekrardan üzerine yatmış. Alım denenebilir mi? Şu şekilde bence denenebilir. Sarı çizginin üzerinde. Bunu ikinci liste alıp ilk listeden kaldıralım. Sabancı Holding'e bakalım. Bunda çok güzel bir single line vardı. Evet hatırladım. Bu uzun süreli bir konsolidasyon döneminin ardından temiz bir breakout yaptı. Stop noktası da çok temiz. Burada alım yapılmalıydı benim adıma ama yapmadım. Belki onaya döner, belki devam eder, belki de düşer, stop eder. Bunu hiçbir koşulda hiçbirimiz bilemeyiz. Şimdi bunu da ikili senende kaldırıyorum. Benim için kaçanlar kategorisinde bu. Sanko da aynı şekilde sarı çizginin üzerinde kapanış yapmış. Onaya döner, dönmez ne yapar bilmiyoruz. Kaldırıyoruz. Selçuk Eczacı Hmm, bu da benim daha önce alım yaptığım hisselerden biriydi. Sarı çizginin üzerinde alım, kırmızı çizginin altında stop. Ben sattıktan 2-3 gün sonra tekrardan üzerine atmış. Burada tekrar üzerine attığı yerde alım yapmam gerekirdi şayet ama yapmadım. Bu sarı çizgide önemini şu an yitirdiği için şu şekilde şurada direnç gördüğü noktaya güncelliyorum. Bu listede kalmaya devam etsin. Farklı bir listede zaten yok. Şeker banka bakalım. Şöyle izliyorum ama şu olay beni rahatsız ediyor. O yüzden bunu geçeceğim. Ben bunu alım yapmayacağım. Alım listesine her ne kadar eklemiş olsam da. Smart güneş enerjisi vesaire. Bu da burada kalsın. Sönmez filament. Bunun şahit stopu şöyle birazcık derin ayarlandıysa stop etmeden ama birazcık da şurada bir 10 gün boyunca strese sokmuş. Yine de güzel yükselmiş. Umarım içimizden bu hisseden para kazananlar vardır. Kaldırıyorum. Su bu şekilde kalsın. Tatkı da stop mu etmiş. Şurada alıp şurada stop etmiş. Doğru. Bu çizgiyi kaldırıyorum. Şu nokta bir direnç görevi gördüğü için geçmişte. Buraya güncelledim. Farklı bir listede yok. Bu listede kalmaya devam etsin. Tav havaalanı kaçırmışız. Çizgiyi temizliyorum. Farklı bir listede yokmuş. Buradan da kaldırdım. Trabzon liman güzel geliyor. Alım ekledim. İzlemeye değerden kaldırdım. Tempol, bu da güzel kaçan hisselerden bir olmuş, bunu da kaldırdım. Tümosan stop eden hisselerden biri olmuş. Bunu da kaldırdım. Nasıl güncelleyebiliriz? Şöyle tertemiz oldu, cık diye oturdu hatta. Şu şekilde ikinci listeye aktarıp buradan... Buradan kaldırıp ikinci listeye aktaramadım. Onu biraz sonra aktaracağım. Turex sarı çizgin üzerinde alım yaptığım kırmızıda stop olan bir hisse. Breakout mumunun altına stop seviyemi koymaya başladım. Son günlerdeki borsanın pozitif görünümünden dolayı. Ama stop edecek gibi duruyor. Bakalım bu şekilde kalsın. Bunu da portföye ekliyorum alım vaktinden ve izlemeye değerden kaldırdım. Türkiye sigortanın alım vakti gelmiş. Breakout olduğu takdirde tabi. Zaten alım vakti listesinde varmış. İzlemeye değerden bunu kaldırdım. Bakkoda sarı çizginin üzerinde bir kapanış gelmiş. Alım maktinde varmış. Buradan kaldırıyorum. Bunun vakti var. Vakti var. Asuzu. Evet. Burada alfabetik liste bozuldu. Bakın bunlar daha sonradan izleme listesine aktardığım hisseler. Bu kaçmış. Bu gitti. Alım vaktinde de varmış. Halbuki izlemeye değerde de varmış. Kaçmış. Bu tam alım vaktinde. Şuradaysa kaçmış. Buradaysa alım vaktine geçecek. Neden gelmedi? Ya bazen internet bağlantısından dolayı çizgiler güncellemiyor kendini. Bu şekilde yapalım biz. Alım vaktine ekleyelim. Zaten o çizgi farklı bir yerdeyse de kendi kendini günceller. Aa, bu da temiz kaçan hisselerden birisi olmuş. Çizimleri kaldırıyorum. Buradan da kaldırıyorum. Alınmaktı. Ditaş. Kaçmış. Özak gayrimenkul. Alınmaktı ne varmış? Petkim. Bu da breakout yapmış ama devam eder etmez o kadarını bilmiyorum. Bu alım vaktinden çıkartayım. Burada kalmaya devam etsin. TSKB. Az önce bir, bir, hissede daha vardı. Tam olarak hangisiydi hatırlamıyorum. Şekerbank yanılmıyorsam. Şu olay beni çok rahatsız ettiği için şahane bir setup olarak bulmuyorum. Ama şöyle daha yakın bir stop noktasıyla denenebilir. Alım vaktinde var. Buradan çıkarıyorum. Adese alınmaktı. AGS alınmaktı. Akfen yenilebilir, yenilenebilir bir şeyler. Bu hisse gitti. Ak sigortada da şöyle %12'lik bir düşen çizgiyle izliyordum. Burada da alınım yapılabilirdi. Single line'a geldiği için single line'da bunu alın vakti listesine aktaracağım. Şu iki çizginin bir önemi kalmadı. Bek testleri yapıldı bunların. Alın vaktini alıp bu iki listeden çıkartıyorum bunları. Aksa'ya bakalım. Aksa alın vakti. Aksen. Burada alım vakti, single line'ların çok fazla olduğu bir hafta genel olarak, alım gelen hisselerin. Yani Bunun içerisinden alım yapmaya karar vermek de çok sıkıntı yani. Nihayetinde olacağı varsa oluyor, olmayacağı varsa olmuyor bir şekilde. Bu arada akın tekstili de aldım. Yani şöyle daha önce Sıddak'a kediye portföy yaptırmıştım hatırlayanlar elbet olacaktır. Atlas kaçmış bunu buradan çıkarıyorum. Yani bu noktada sıttı almış. Ben almışım, sen almışsın. Kimin karar verdiğini çok 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 fazla bir önemi yok. Hisselerin hepsi birbirinin aynısı zaten. Başkent gaz gitti. Belki burada tekniği ayırıcı olarak Bovet. Bunu alım vaktine alıyorum. Tekniği ayırıcı olarak belki temel rasyolara, temel özelliklere falan bakılabilir ama bu benim kafamın aldığı daha da fazla kafamı karıştırmak istediğim bir metot değil. O yüzden yok yani kediye aldırırım ama temel analiz bakmam. Ve ben hayatta hangi konuda büyük konuştuysam Allah bana kafamı vura 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 büyük konuştuğum lafı yedirdi. Umarım bu lafı yemem. Şimdi bu, bu da kaç hani hisselerden biri olmuş. Bunu da çıkarttım. Çin metona bakalım. Çin beton alınmaktı. Bunların içerisinden alım yaptığınızda hangisinin yükseleceğini, hangisinin yükselmeyeceğini nihayetinde bilemiyoruz. Bakın az önce stop olduğum hisseleri de gösterdim. Epey %50'lere varan hatta geçen yükseliş olan hisseleri de gösterdim. Yalnız dardanel burada çok güzel dinlenmiş. Yeni bir hareket sağlam olacaktır diye tahmin ediyorum. Deva çok eskiydi ya. Aynen Deva çok eski. Bunu buradan kaldıralım. Dobur. Bunu direkt al ya bilmiyorum yorum yok yorum yok. Bu Yorum yok. İşte yorum yapmaya, üzerine düşünme, ekstra bir şeyler düşünme, ekstra veri sokmaya başladığımız başladığımda çok konuşmayayım. Benim için iyi olmuyor. O yüzden minimum veriyle işlem yapmak çok çok daha iyi. Sonuçta her kuşu yakaladık da leylek mi kaldı örneğindeki gibi olacağı varsa oluyor. Yoksa olmuyor fonet alım vakti izlemeye değerden çıkardım garanti Factoring. Şimdi şu yükselişe bakın. Az önce stop olduğumu gösterdiğim hisselerden bir tanesini almak yerine bunu almış olsaydım şayet. Şu an yüzde 68 kardaydı gördüğüm maksimum karda yüzde 86 idi. Şimdi. Ben gittim Sopolonisi'yi seçtim. Sıttık geldi. Garanti Factoring'i seçti. Yani bir kedi benden daha iyi mi trade ediyor? Hayır etmiyor. Senden daha iyi mi trade ediyor? Hayır etmiyor. Yani burada bu farklı bilimsel verilerle açık bir şekilde psikoloji literatürüyle birlikte açıklanabilir vesaire vesaire. Fakat benim kendi adıma, kendi şahsım adına, Halil adına konuşacak olursam her şeyden öte kısmet. Kısmetiniz de varsa oluyor yoksa olmuyor. Bu arada az önce adım söyledim. Evet benim adım Halil. Burada D2 açıyla test ettiğim hisselerden bir tanesi. Bunu da alınmak aktarıyorum. Çünkü yükseliş zamanında bir hissenin yükseleceği varsa single line olsun, 0 derece olsun 2 derece olsun, 5 derece olsun 12 derece olsun, köpek avlasın kedi mi yavlasın hiç fark etmiyor. Yükselecek hisse vakti geldiyse yükseliyor. O yüzden şu şekilde sıfır dereceyle işlem yapma obsesyonuna, takıntısından kendimi bir miktar sıyırmayı amaçlıyorum. Alım vakti listesini ekleyip izlemeye değerden çıkardım Halk Bank'ı. Ama sanırım bütün bankalarda şu rahatsız edici çirkin görünüm var. Şimdi ICBC de şurada bir breakout yapmış. Biraz yükselmiş. Şöyle güncellersek ne olur? Yani bir şey olmaz. Benim için artık çirkinleşen bir grafik. O yüzden hem çizgiyi siliyorum buradan hem izlemeye değer listesinden kaldırdım. Burada indeks bilgisayarda çok güzel bir breakout gelmiş ama tam all time high seviyesine takılmış. O yüzden bunu buradan kaldıralım all time high seviyesinde biraz izleyelim. Alım vaktini aktararak tabi izlemeye değer listesinden de çıkardım. Jant sayı ilk olarak şu sarı çizgiyle izliyormuşum ben burada geçmişten hatta daha da geçmişten. Şöyle şuralarda koyduğum bir çizgiymiş bu benim devamında yükselmiş altına düşmüş burada tekrar üzerine atmış falan falan bunu kaldırıyorum. İlk sarı çizginin üzerine kapanış yapmış stop olmuş tekrardan o çizginin üzerine atmış ne olacağı belli olmaz. Siliyorum da siliyorum. Tamamını siliyorum. Hoşlanmadım bu grafikten. İzlemeye değerli listesinden de çıkardım. Karsan'a bakalım. Karsan güzel. Üzerinde breakout yapmış. Onay almış. Daha da kuvvetli yükselmiş. Bakalım ne olacak. Buradan çıkarıyorum. Klimasan. Yani bakın o kadar eski ki dikdörtgenin bile dışında kalmış. Ama dikdörtgenin üst çizgisinden tam olarak satış bunu ikinci listeye aktaralım. İzlemelerden çıkaralım. Kiler gayrimenkul alınmaktı. Kron telekomünikasyon kron. Üzerine kapanış yapmış. Tırıs tırıs yükselmeye devam ediyor. Kaldırıyorum sarı çizgi. Bu listeden de kaldırıyorum. Umarım alanlar çok para kazanır. Logo da geçmişte %9 açıyla test ettiğim single line'lardan biri. Gayet güzel yükselmiş fakat bize bir faydası yok. O yüzden çıkardım. Lux Kadife Lü KSK Mesela bu da zirve noktasını %111 görmüş. Neden stop al olduğum hisselerden birini almak yerine bunu almadım? Kısmet işte yani bunu başka bir faktörle açıklayabilmek mümkün değil. Belki de hatta bakın burada temettü vermiş sermaye arttırımına gitmiş. Genellikle onların ardından hisseler düşerken bu çılgın gibi yükselmiş. Kısmet, kısmet de yokmuş. O yüzden izlemeye değer listesinden de çıkarıyorum. Bizim için artık izlemeye değer değil. Megap. Şurada bir strateji kurgulamışım ama üzerinde kapanış yapmadığı için olsa gerek Şurada mı kurgulamışım? Çok emin değilim ya. Ama şu şekilde net olarak alım vaktine eklenebilecek bir hisse. Merit. Umarım bundan para kazananlardan biri de sizsinizdir. Mipaz'dan da para kazananlardan biri sizsinizdir. Zaten güzel breakout yapmış, üzerinde kapatmış, onayını almış, devam edecek gibi görünüyor. Ama biz kaçırdık ya, yani. ben kaçırdım. Şurada da bir sarı çizginin üzerine kapanış olmuş. Burada trası yükselmeye devam ediyor. Buradan kaldırıyorum. Narsu, bu, bu da muhtemelen buradaymış diyecektim tam. Bu da kaçmış. Polho. Burada kalmaya devam etsin bakalım mı? Prizma, af, ah. komik. Şurada. Alındığını düşününce dörde katlamış bile çoktan. Umarım bundan da para kazananlardan biri sizsinizdir. Rodrigo alım vaktine ekleyelim. Safkar alım vaktine ekleyelim şeker finansal kiralamadan çok para kazananlardan biri umarım sizsinizdir. Ünlü yatırım. Bunun vaktini alalım. Vakıf menkul kıymet. Hatta bakın buraya sarı çizgiyi bile koymuş. Oyun planını bile uygulamış. Ya tam olarak videoyu şu an durdurup e, konuyu değiştirip başka bir şeylerden söz etmek istemiyorum aslında ama bunu yapacağım. Şimdi şöyle bir şey var, Twitter'da olsun, TikTok, Instagram gibi uygulamalar olsun, borsanın sürekli yeşil, kırmızı, yanıp sönen mumları olsun. Bunlar haliyle bir dopamin etkisi yaratıyor, dopamin bağımlılığı yaratıyor. İnsanlar algı seviyesini yani odak, fokus seviyesini çok fazla düşürüyor. Şimdi ben kendi hayatımda tam zamanlı olarak yaptığım işte moderatör olarak çalışıyorum. Çok çok ünlü sosyal medya platformlarından bir tanesinin yapay zekasına eğitiyorum. Baş harfi ''T'' 10'ar saniyelik videolar izliyorum ben ve bu izlediğim 10'ar saniyelik videolardan günde yaklaşık 800, 900, bazen 1000, 1500'e yakın video izlediğim oluyor. O yüzden benim odak sürem işimden dolayı o kadar mahvolmuş durumda ki dopamin reseptörlerim o kadar bozulmuş durumda ki benim net olarak mank moda ihtiyacım var. Ve şirkete bir başvuruda bulundum. Yıllık izin talebinde bulundum. Bu yıllık izin talebi onaylandığı takdirde daha önce 2018 19 yıllarında Balıkesir Gönen'in bir dağ köyünde tüm bu sistemlerin bek testlerini yaptığımı ve bu sistemler üzerine çalışmaya başladığımı söylemiştim. Aynı köye gidip aynı köyde kendimi birazcık monk moda almayı dopamin detoksu yapmayı reseptörlerimi düzgün çalışır bir hale getirmeyi planlıyorum. Zaten son zamanlarda Twitter'da da YouTube'a da video atmayışımın sebebi bu. Gün içerisinde sosyal medya platformlarına çok fazla bakmıyorum ama dediğim gibi yaptığım iş bana tek başına yetiyor. Dopamin bombardımanı anlamında. Ee, adettendir şuna da bakalım. Ha gerçi bunu söylemiş miydik? Yok. %328 bu da şimdiden doğru e katlayanlardan bir tanesi olmuş. Bundan ben para kazanamadım. Umarım çok kazananlardan biri <laughs> sizsinizdir. Ve bu arada az önce bahsettiğim Monk modla alakalı bir video yapmayı da planlıyorum. Bakın burada iki kere kaçan bir alım vakti var. Şu çizgileri kaldırıyorum. Yaprak. Ee, bunu da buradan kaldırıyorum. Umarım bundan çok para kazananlardan biri de sizsinizdir. Yeşil. Şimdi yeşil de şuradaki mum 2022'de mum şu breakout'ta benim alım yaptığım bir mum. Yani şu yükselişten çok para kazananlardan bir tanesi bendim. Normalde hiç Fibonacci kullanmam ama bu işlemi çok net hatırlıyorum. Şöyle yapmıştım. Şuradan şuraya bir Fibonacci atmıştım. 0.50'den temas gelmişti. 0.50'den şuradan satmamıştım o yüzden. Şöyle tekrar ters bir Fibonacci atmıştım. Bu Fibonacci'nin 76 seviyesinde de şurada da satım yapmıştım. 12 Aralık 2022'ye denk geliyor. Ben sattıktan sonra biraz düşüp daha da yükselmişti. Ama aşağı yukarı hala aynı seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. O yüzden şu sarı çizgide yeşil yatırım holdingde ben tekrardan işlem açmayı çok istiyorum. Çünkü geçmişte çok para kazandığım ve gelecekte de çok para kazanmayı umduğum hisselerden biri. Alım vakti listesini alıp yayla gıdaya geçelim. Bu arada unutmadan Mank modla alakalı bir video çekmeyi istiyorum. Bir traderın gerçekten belirli bir dönemde olsa yapması gereken şeylerden birisi. Yayla gıdayı alım vaktine ekleyip izleme değer listesinden çıkardım. İzleme değer listesiyle işimiz bitti. Burada 170 küsür hisse vardı başlarken. 39'a kadar düşürmüşüz. Yakın izleme listesine bir bakalım. Burada geçmişten kalan. Şu an için anlam ifade etmeyen hisseler varsa onları bir temizleyelim. Yakın izleme listesiyle işim bitti. Alım makte listesine geçiyorum. Bunları tekrardan alfabetik olarak bir sıralayacağım buraya. Bu listede şu an 47 tane hisse var. Geçmişten kalan ve şu an bir anlam ifade etmeyen hisseler olabileceği için ben hızlıca tekrardan bu listeye bakacağım. Zaten tek tek baktığım için de bu hisseleri siz de göreceksiniz ve Teknik analiz kavramları videosu serisinde anlattığım şekilde ben de oyun planı kurgulayarak bu hisselerde alım yapacağım. Ama özellikle şu şekilde arenadaki gibi hali hazırda üzerinde kapatmış olanları sabah açılışta bir önceki günün kapanış fiyatı üzerine odaklı bir şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Ama yine de bunların hepsi ve hepsi sarı çizginin üzerinde kapanış yaptığı takdirde stop noktası net bir şekilde belirlenerek pozisyon büyüklüğü doğru ayarlanarak alım yapılabilir. Yani şunun çok olayı kalmamış mesela. Bu listeden kaldırıp devam ediyorum. Mank modla alakalı bir video çekmeyi de planlıyorum. Bunun ne olduğunu da kısaca değineyim şu an. Mank mod esasında Türkçe'ye keşiş modu, rahip modu olarak çevrilen bir şey. Mank, keşiş demek. Keşişler nasıl kendilerini dış dünyanın uyaranlarından soyutlayarak inzivaya çekiliyorlar ve üretmek, yaratmak istedikleri şeyin üzerine odaklanıyorlarsa bir trader'ın monk modu da benzer bir şekilde oluyor. Şimdi günümüz dünyasında bunu tam olarak bir rahip gibi yapabilmek, kafayı 3 numara tıraşlayıp bir dağa kaçmak çok çok olası olmadığı için detaylarından bahsedeceğim bir video olacak. Şimdi bu alım vakti listesinin hepsi çok okey. Burayı kontrol ettim. Burada güncel olmayan hiçbir şey yok. Buradaki hisselerin hepsini bölüm açıklamasına yazacağım. Twitter'da paylaşmak için çok fazla hisse var. 46 tane hisse var. Yani 46 tane hisseyi atsam illaki içlerine 3-5 tanesi yükselecektir. Belki de çok daha fazla stop olacaktır ama ben bunu yapmak istemiyorum. Yükselen hisseleri alıntılayıp update yazıp güneş gözlüklü ya da dola, gözlerinde dolar olan veya dil çıkaran roket falan emoji kullanmak istemiyorum. Bu çok yapmacık yani ben burada analist değil traderım yaptığım işlemleri göstermek istiyorum dolayısıyla. Okey portföy kısmında da 42 tane hisse olduğu gözünüze çarpmış olabilir. Burada 42 tane hisse esasında yok. Burada Bayram tatilinde Binance platformunda işlem yapabileceğim Busta endeksli coin'ler var. Sadece Binance Türk üzerinde işlem yapılacak coin'ler bunlar. Bunlardan birkaç tanesinde şu an pozisyonum açık o yüzden onları tutmaya devam ediyorum ama yani şu portföy kısmının komple böyle kaldığına bakmayalım. Benim portföyümde şu şekilde son olarak göstereyim. Doğan Holding var. İş finansal kiralama var. Işık plastik var. Magen var. Odaş var. Ve Turex var. Bunların hepsi benim portföyümde olan hisseler. Alım satım tarzımı birazcık olarak anlamış, birazcık olsun anlamış kişiler. Nerede aldığımı, nerede satacağımı, nerede stop olacağımı, ne koşullarla süreceğimi bilir. Açmışken bir de gözüme çarptı. Şöyle dolar TL'ye bakalım. Şurada daha alt zaman dilimlerinde bu yükleniyor. Şu seviyeye yükleniyor yani. 26.45. Temel olan hiç biraz ile ilgilenmediğim için hanımefendinin title'ını bilmiyorum ama ismi Hafize olan yönetici dolar TL'ye artık satış yönlü müdahale edilmeyeceğini söylemişti. O söyledikten sonra artık buradan aşağı döner mi bilmiyorum. Hatta şöyle yapmak çok daha uygun olacaktır gözüme çarptı. Yani şimdi nasıl nasıl yorumlanıyor ki bu? Ben dolar tl'ye artık satış yönlü müdahale etmeyeceğim dediği için yatırımcılar okey artık bu daha şeffaf ve serbest yönetilen bir para birimi o yüzden buna güveniyoruz biz artık deyip satışa mı geçiyorlar yoksa yani tam olarak ne oluyor ki nasıl yorumlanıyor? Yani benim yorumlamayı bildiğim tek şey şu dikdörtgen altındaysa sat üstündeyse al. Haber nasıl yorumlanıyor hiç hiçbir fikrim yok. Bilen varsa belki sohbet etmek amaçlı olarak bana Twitter DM ya da buradaki yorumlar üzerinden yazabilir. Bu video çok uzun bir video olacak. Zaten bu kadar kimsenin izleyeceğini falan düşünmüyorum da. Hala şu kısmı izleyen varsa yorum atsın da yorumunu kalp atayım. Kimler tarafından izlendiğimi, takip edildiğimi bileyim. Evet, Bitcoin'in görünümünü de şu şekilde gösterelim. Şuradaki sıkışma işte şu dikdörtgenin üzerine hareket ederse e, fiyat hedefi burası Aa, kırmızı çizginin altı stop hani tam olarak nerede de işlem yaptığımı ifşa etmiş oldum böylelikle bakalım daha düşük periyotlarda şu şekilde izliyorum yani bu iş benim dopamin reseptörlerimi mahvettiği için bir trader olarak işlem yapmaya devam ederken aynı zamanda bu işte çalışmak da benim için çok zor. Yani keşke bir miktar YouTube'dan veya farklı bir yerlerden aylık düzenli gelirim olsaydı da işten istifa edip tam olarak trader olarak devam etseydim ve az önce umarım siz bu hisseden çok kazanmışsınızdır diye gösterdiğim yükselen grafiklerde para kazananlardan biri de ben olsaydım ve daha sık video yapabilseydim, daha sık içerik üretebilseydim. Hatta hatta vadeli endekste gün içerisinde dakikalık mumlarla yaptığım trade işlemlerini canlı yayın üzerinden YouTube'da veya Twitch platformu üzerinden ...yayınlasaydım, belki orada bir etkileşim yaratsaydık. Ben de day trade'i çok çok iyi bilmiyorum, yeni öğreniyorum. Ben de sizden bir şeyler öğrenseydim, siz de benden bir şeyler öğrenseydiniz. Karşılıklı olarak en azından day trade anlamında birbirimizi geliştirseydik. Fakat ne yazık ki şu an için ne YouTube'dan ne Twitch'ten ne de herhangi farklı bir yerden... ...pasif bir getiri sağlayamıyorum. Aktif olarak işlemlerimden, borsa işlemlerimden ne kadar kazanıyorsam... ...ve e, aylık bir maaş alıyorum... T ile başlayan lanet olası diyor, platformun yapay zekalarını eğittiğim için. Ama yine de tradingden e, düzenli olarak daima para kazanılmıyor. Birçoğunuzun anlayacağı ve bileceği üzere. O yüzden ben işi bıraksam dahi faturalar gelmeye, ödemeler gelmeye devam edecek. Sıddığın ve Dilara'nın karnı doymaya, benim masraflarım karşılanmaya devam edecek. O yüzden ne yazık ki hala tam olarak istifa edip, kendimi bir trader olarak ve trading hakkındaki içerik üreticisi olarak konumlandıramıyorum. Çenem açılmışken böyle de konuşmuş olayım biraz. Öyle herkese bol kazançlar. Umarım az önce gösterdiğim uçan grafiklerdeki kadar çok para kazandığınız bir hafta olur. Herkese selamlar.